Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde neler var? İster misiniz meclisimize bir ziyaret yapalım? Yeni haftaya da yoğun bir mesaiyle başlayacaklar çünkü. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam edecek bu hafta. Ayrıca öğretmenlere yönelik şiddeti önlemeye ilişkin kanun teklifiyle 9. yargı paketinin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yine yoğun bir hafta bekliyor. Salı günü çalışmalarına başlayacak olan Genel Kurul, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılacak değişikliğe dair kanun teklifinin görüşmelerini sürdürecek. Teklife göre askeri mahallerde tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesine yönelik kişilerin üstlerinde, eşyalarında, araçlarında gerekli izinlerin alınmasının ardından önleme araması yapılabilecek. Yazılı arama emrinin 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulması gerekecek. Ayrıca terör örgütleriyle eylem birliği içinde olan, bu örgütlere yardım eden, bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilecek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilecek. Sözleşmeli erbaş ve erler mesai sonrası görev yerlerinden ayrılırken mesaiye gidiş ve gelişlerinde subay ve astsubay servislerini kullanabilecekler. Komisyonların gündemi de bir hayli yoğun. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu bilgilendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinlemeye devam edecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçsa, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi hakkında bilgi verecek. AK Parti'nin de Meclis Başkanlığı'na iki teklif sunması bekleniyor bu hafta. Biri Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu teklifi, bir diğeri ise kamuoyunda 9. yargı paketi olarak bilinen teklif.